Selamlar, Beni Kerakantar Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sabah çok sevdiğim bir arkadaşım aradı beni. Dedi ki İlker ben trafik kazası yaptım. Şu anda ne yapmam lazım? Şimdi normalde trafik kazasını yapmanız gerekenleri ehliyeti olan herkesin bildiği varsayılır. Çünkü kurslara, eğitim, ehliyet kursuna gittiğiniz zaman bunun size bilgisini veriliyor olması lazım. Yani veriyorlardır, vermiyorlardır. Artık Türkiye'de ehliyet almak çok kolay olduğu için bir şey söyleyemiyorum. Ama bilmiyorsanız bile bunu biliyor, kabul edilirsiniz. O yüzden ben bu videoda size kısaca bunu anlatacağım. Çok uzun bir video olmasını düşünmüyorum. Şimdi araçlık kazalarda yani siz araba kullanabilirsiniz, daha büyük bir va taşıt kullanabilirsiniz, motor, bisiklet fark etmez. Herhangi bir şekilde bir yayaya, scooter da dahil bu arada. Çarptığınız zaman adli vaka olarak sayılır. Eğer ya ben polis çağıracağım, trafik polisi çağıracağım derse. Bu noktada yaralamalı kazaya girer ve hastaneye gider çarptığınız kişi rapor alır eğer varsa vücudunda bir hasar ve siz de adli vakadan dolayı karakola çağrılıp ifade verirsiniz. Önce bunu bir kere bilin. Yani yaya çarpmak, dokundurmak öyle basit bir şey değil. Sonu gerçekten çok ciddi noktaları götürebilir sizi. Allah herkesi tabii ki büyük kazalardan korusun ama kaza maalesef bizim başına gelebiliyor. Yani yaya çarpma kısmı bu. Yani kısa anlatacağım ama çok önemli. O yüzden dikkatli sürün. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Gerekiyorsa durun. Hatta durmanız lazım zaten. Yaya geçitinde bir tane yaya varsa kanunen taşıtın. Motorlu taşıtın. Motorlu motorsuz taşıtın. Orada durması lazım ki yaya geçsin. Yaya geçidi adı üstünde arkadaşım. Yaya geçidi. Yayanın üstünlüğü olduğu yer. Onun haricindeki diğer yollarda ise karayollarının verdiği kurallara göre değişir. O artık yola göre çok uzun bir konu ona gerek yok. Peki başka bir araçla kazaya karışırsanız ne yapmanız lazım? İlk başta dikkat etmeniz gereken yaralanma var mı? Eğer yaralanma varsa kendi aranızda görgü tutanağı dediğimiz tutanağı tutamazsınız. O zaman polis zaptı gerekiyor. Polisin gelip rapor tutması gerekiyor. Çünkü işin içinde yaralanma var. Hastaneye gidilmesi lazım. Ambulans çağrılır. Yaraya bakılır, hastanede bir rapor çıkartılır. Ona göre kusur kısmını da polis belirler. A aracı B aracı, 2 araç varsa, 3-4 araç varsa polis bütün araçların kusurlarını olay yerine gelip inceleyerek belirler. Bu noktada kaza yaptığınız anda yaralanma varsa araçları hareket ettirmemeniz lazım. Hiçbir şekilde bir santim bile oynatmayın. Ve araçtan iner inmez etrafınıza bir bakın diğer kazaya karışmış araçlara kim ne kadar yaralanmış. Onu belirledikten sonra da hemen telefonunuzu çıkartıp olay yerinin 5-10 tane fotoğrafını çekin. Arabalar görünsün, plakaları görünsün, olay yeri geniş bir şekilde görünsün, kaza anları görünsün, farklı açılardan çekin. Ben çalışırken hiç unutmuyorum bir anımı. Ben araya sıkıştırıvereyim. Bir gün bir müşterimiz kaza yapmış. Şimdi ben operasyon kısmında ilgilendiğim için o dönem. Aradı benim numarama ulaşmış. Dedi ki ben bir kazaya karıştım ne yapmam lazım? Dedim hocam sizde bir şey var mı? Hayır yok. Nasıl oldu olay? İşte başka araçla kazaya karıştım. Tamam yaralanma var mı yok? tam olay yeri fotoğraflarını çekin. Bana bir Whatsapp'tan gönderin. Arabaları da kenarı çektikten sonra kendi arada tonak düzenleyebilirsiniz. Tamam dedi. 2-3 dakika geçmedi. Telefonuma fotoğraflar geldi. Çeken arkadaş böyle doğa manzarası fotoğrafı çekmiş. Arabaları değil. etrafı çekmiş böyle. Olay yeri ya. Yerin fotoğraflarını çekmiş. Ama arabalar yok ortada. Dedim, Hocam dedim. Ya dedim siz dedim eğleniyor musunuz benimle? Yoksa şok içinde misiniz kazadan dolayı? Arabalar nerede dedim. E sen bana arabaları çek demedin. Dedim. Hocam dedim olay yeri. Yani olayın yeri, olayın olduğu yer içindeki olayla birlikte... Olay yeri yoksa manzara fotoğrafı isterdim ben sizden değil mi? dedim. Tamam dedi tekrar çekiyorum. Yani mutlaka araçlar, plakaları görünecek şekilde farklı açılardan 5-10 araç sayısına da olay yerine göre değişen şeylerde de fotoğraf çekin. Fotoğraflarınız mutlaka dursun. Yaralanma olmadığı durumda. Sonra arabaları kenara alın. Çekebiliyorsanız kendiniz. Ki trafik açılsın. Trafiği engellemeyin. Çünkü Türkiye'de malum trafikler yoğun, insanlar sabırsız ve çok gergin. Eğer siz kazadan dolayı trafiği tıkarsanız gelip size sataşacaklardır, dalaşacaklardır. Canınız sıkılır. Gerek yok. Olaylı fotoğraflarını da çektiniz. Ha çok uzun. Arada bir şey anlattım. Olaylı fotoğraflarını ha dur. Olayrı fotoğraflarını çektiniz. Arabaları kenara çekmeyin önce. Hemen kazaya karıştığınız diğer araç sürücüsünün yanına gidin. Hocam senin ehliyetin var mı? Kontrol edin kendiniz görün ehliyetin olup olmadığını. Arabanın ruhsatı var mı? Plakasıyla kontrol edin ruhsatı. Gerçekten ruhsat o pile aracama ait? Ve trafik sigortası var mı ve güncel mi? Bakın bunlar çok önemli. Eğer trafik sigortası var ama tarihe geçmiş yani güncel değilse kısacası tarihi dolunca yenilememişse hiçbir şekilde araçlar hareket ettirmiyorsunuz. Kendiniz tutanak tutamazsınız bu noktada. Polis çağırmanız lazım. Polis zaptı gerekiyor. Polis gelecek o olayı görecek bütün evraklara bakacak diyecek ki kardeşim senin sigortan yok. O zaman senin sigortan bu aracın hasarını ödemez. E ne yapacağız? Sen ödeyeceksin. Onun için de rücu etmeniz lazım. Rücu ne demek? Dava açıyorsunuz karşı tarafa. Benim aracıma böyle böyle bir hasar var. Bu kişi sigortasız araç kullandığından dolayı bu hasarı ödeyecek bir sigortası yok. Ben bu aracın hasarını bu kişinin, bu kişinin tazmin etmesini istiyorum. Diyeceksin değil, dava açacaksın. Ha, dava uzun süre. O ayrı mesele. O kısım konumuzla ilgili değil. Ama mutlaka bu 3 evran tam olması lazım. Ehliyet, ruhsat, trafik poliçesi. Bunların üçü de tamsa araçları çekin abi kenara. Kendi aranızda tutanak tutarsınız. Ve tutanakta şöyle bir kural vardır. Bir tarafın vurdum demesi lazım. Yani bir taraf vurdum diyecek. Diğer tarafta bana vurduracak. Çünkü kazalar normalde bir tarafın vurmasıyla olur. Yani çok nadirdir aynı anda ikinizin de vurması birbirine. İki tarafında geçiş üstünlüğü olmaz çünkü trafikte hiçbir zaman. Bir tarafın her zaman geçiş üstünlüğü vardır. Diğer tarafın yoktur. O nedenle geçiş üstünlüğü olmayan ama o anda yolda olan araç vurmuş sayılır. Ve eğer karşılıklı anlaşabilmeniz lazım bu noktada. Eğer anlaşamıyorsanız hocam tamam ben vurdum kusura bakma benim hatam demiyorsa ve bunu tutanağa yazmıyorsa yine polis çağırıyorsunuz. Tabii bunun için yine araçları hareket ettirmemeniz lazım. O yüzden hızlı bir şekilde evraklar tam mı? Hocam ben vurdum ya da sen bana vurdun görüyorsun değil mi? Evet hocam ben vurdum tamam bitti o zaman biz anlaştık seninle gel araçları kenarı çekelim trafiği açalım araçlar geçsin polisle falan uğraşmayalım. Tamam. Ama inatçı birine denk gelmesin. Ben vurmadım sen geldin bana vurdun. Hocam ben yolumda gidiyorum. Bak arabamın arkasından sen vurmuşsun. Yanından sen vurmuşsun. Sen dümdüz, ben dümdüz gidiyordum sen geldin bana vurdun. Şimdi öylesine de denk gelebilirsin. Ya da ehliyeti yoktur. Ruhsatı yoktur. Ruhsat evde ya ben evden ruhsatı getireyim. Yok abi öyle bir şey yok. İşte trafik poliçesi yok. Abi bu benim Şirketin aracı bu. Şirkette vardır. Tamam abi. Getir. Göndersinler hemen. Bir görelim biz bir şeyi. Ondan sonra araçları çekti. Ben o zamana kadar polis çağıracağım. Çağırın abi polis. Polise de şunu demeniz lazım. Trafik polisleri de normalde şimdi o kadar çok kazaya gidiyorlar ki. Büyük ihtimal önem ya da yoğunluk derecesine göre gelmeye çalışıyorlar. Sorarlar. Yaralanma var mı? Yaralanma yok dersen polis kendi aranızda halledin der. Kolay kolay gelmez. Yani normalde çağırdığınız zaman gelmesi lazım. Bunu da söyleyeyim size. Çünkü görevleri bu diyebilirsin. Hocam ben bir kaza yaptım. Yaralanmamız yok. Ama karşı tarafın ehliyeti yok. Ruhsat yanında değil. Poliçesi yok. Bunu dediğin zaman polis gelecektir abi. Bekleyin. Yani yapacak bir şey yok. Mümkün mertebe trafiği kendiniz açmaya çalışın. Arabalarınızı hareket ettirmeden. Ve karşı tarafın gitmemesi lazım. Bazı durumlarda karşı taraf kaçabilir de. O yüzden ne dedim? İner inmez hemen fotoğraf çekin. O fotoğraflar sizde olsa sizin o araçla kazaya karıştığınızın delili. Araç olay yerinden kaçarsa da polise dersin. Bak ben kaza yaptım. Burada tutuyorum arabamı. Arabam hala burada ama diğer araç kaçtı. Plakası bu. Buradan polis onu bir güzel kitler. Bir de olay yerini terk etmeden dolayı ayrı cezaları var. O onun sorumluluğu artık değil. Bazı durumlarda da kaza yaparsanız bir anda sürücü değişir. Yanda oturan bir anda ben kullanıyordum arabayılar. Ya da ne bileyim e ee, der ki hocam yani böyle böyle bizim aracın sigortasımdan her şeyi var. Atıyorum kiralık araba. Ama kiralayan ben değilim. Arkadaş. Gel biz raporu bu arkadaşın adına düzenleyelim. Böylece aracın sigortadan yaptırılır. Biz de para ödememiş oluruz. Abi bu tamamen senin inisiyatifine kalmış bir şey. Evet kiralık araçların hepsinin sigortaları vardır. Kendi aracının da sigortası olabilir fark etmez. Ehliyeti yoktur. Ama aracın sigortası vardır. Yanındaki adamın sigortası vardır. O tamamen senin karşı tarafa olan iyi niyetin ya da anlayışınla alakalı. Diyebilirsin. Tamam hocam gel biz bu şekilde dolduralım. İş uzamasın. Adım aracın sigortası var. Oradan benim aracım yaptırılacak. Problem yok. Ya da bana ne ya ehliyetsiz çıkmasaydın yola. Bana mı sordun? Ödeyeceksiniz lan bunu. Çağırıyorum ben polis de diyebilirsin. Ya sizin kendi keyfinize uğraşma sabrınıza kalmış. Çünkü kendi aracınızı bu şekilde yaptırmaya kalkarsanız önce siz kendiniz yaptırırsınız. Sonra karşı bu mahkemeye verirsiniz. Mahkemeden sonucunda o raporu tutarı gösterip ondan parayı almaya çalışırsınız. Öte götürlü sigorta çat çut birkaç hafta içinde halleder. Aracınızı servisten alırsınız. Yoğunluğuna göre servisin yoğunluğuna aracınızın onarımının yapılmasına göre. O yüzden trafik kazalarında dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Yaralanma var mı? Yaralanma yoksa işiniz kolay. Yaralanma varsa mutlaka polisin gelmesi lazım ve ambulans gelmesi lazım. 112'yi aramanız gerekiyor. Bakın, bu tür durumlarda da 155 falan yok. 112. 112'yi aradığın zaman trafik kazası yaptım, mevki bu, yaralı var, polis ve ambulans istiyoruz. Bitti. Polis ambulans gelir. Ama yaralanma yoksa tarafında evrakları tamsa ve anlaşabiliyorsanız kendi aranızdaki medeni insanlar olarak anlaşmanız lazım zaten abicim kaza olabilir. Sen düz yolda gidersin. Yanındaki adam arabasını kaydırmış olabilir. Abi adamın bir anda bacağına kramp girer. Gözü kararır. Senin de başına gelebilir. Hapşırırsın. Hapşırınca direksiyonu kaydırırsın, gelir vurursun. Yani bunlar olabilecek şeyler trafikte. Kalp krizi geçirebilir. Fenalaşabilir dikkati dağılmıştır. Telefonla oynuyordur. Ne kadar araç sürerken telefonla kullanmanız tamamıyla yasak ve tehlikeli olsa da. Abi bir şekilde kazaya sebebiyet vermiş olabilir bu adam. Yapacak bir şey yok. Kazadır. Gelmiş başınıza. Senin canına bir şey olmuş mu? Olmamış. Arabanın içinde eşin, çoluğun, çocuğun canına bir şey olmuş mu? Olmamış. Tamam bir şok yaşamış olabilirsin. Korkmuş olabilirsin. Bu normal bir şey. Zaten kazayı yapa 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 bunun şokunu atlatmaya başlıyorsun. O yüzden çok fazla bence karşı tarafla gerilmeden çözmeye bakın. Önemli olan yaralanmanın olmamış olması. Çünkü düşünsene yaralanma var. Bir, bir uzvunu kaybedebilir. Komaya girebilir. Ölebilir. Yani bunları düşündüğün zaman sadece senin arabanda oluşan hasar basit bir şey yani. Bir şekilde çözülür. Eski bir araban varsa doğrultmaya girer bir şey olur. Belki eskisi gibi olmaz. Ama en azından bir insan canını kast edilmemiş olur. O yüzden kaza durumunda sinirlerinize hakim olun, öfkenize hakim olun, olabilir değil. Hemen bir evrak kontrolü yapın, yaralanma kontrolü yapın. Eksik bir şey varsa polis çağırın. Eksik bir şey yoksa da karşı tarafla anlaşabilecek gibiyseniz aranızda anlaşın ve işi bitirin. Ama bir yaya çarpmak gerçekten çok ama çok büyük bir risk ve suç. Çünkü Öldürebilirsin, sakat bırakabilirsin. Bir anlık hata. Arabayla yaptığın kazada bir metale vuruyorsun. Bu aynı şekilde motor için de geçerli. Ben her zaman bir arabanın bir motora vurmasını, her zaman bir yaya'ya vurmasıyla aynı gördüm. Çünkü motor çok riskli bir şey. Üzerinde herhangi bir metal koruma yok. Kendin varsın ve biri sana koyduğu zaman asfaltla baş başasın. Kolun kırılır, kopar, kafan yarılır, her bir şey olabilir. O yüzden trafikte bir yayalara, iki motorlara mutlaka çok dikkat edin. Ülkemizde pandemiden sonra maalesef motor kullanıcı sayısı çok arttı. Bunun nedeni hem ekonomik şartların aşağı gitmiş olması hem araba alamayan insanların motor alabilecek olması hem de kuryelerin çok fazlalaşması. O nedenle sağdan giriyorlar, soldan giriyorlar, kaldırımdan gidiyorlar. Yani Zafer Akçay çok büyük bir usta. Eğer izlemiyorsanız videolarını izleyin. Motor kazaları ile ilgili, kullanımlarla ilgili çok güzel bilgiler veriyor. Ben öneririm size. O motor sürücülerini ben çoğunu kınıyorum bu şekilde motor kullananların. Ha gerçekten düzgün kullanan da var. Motoru nasıl sürersin abi? Şeridi ortalarsın. Kusura bakma. Şeridi ortalarsın. Otomobil nasıl gidiyor şeritte? Motorla da aynı gidersin. Emniyet şeridine geçmezsin. Aralardan geçmezsin. Gidip trafiktesin sen. Motorlu taşısın. Senin bir üstünlüğün yok. Unutmayın. Otobanlarda bile motorların hız sınırı arabalardan düşüktür. Yani motor daha yavaş gider. Ha normalde belki biraz daha hızlı gitmesi lazım. Çünkü motorda nedir? Sıkıştığını anladığın anda bir araba tarafından hızlanıp kaçabilmen lazım. O yüzden her ne kadar otobandaki hız limitine ben çok fazla doğru bulmasam da Türkiye şartlarında bu şekilde. Mesela perdeleme yapamazsın motorla. Perdeleme ne demek? Sağda ve sol şeritte arabalar gidiyor. Motor ortadan geçiyor ya. Motorun ortadan geçme olayına perdeleme denir. Türkiye'de bu yasaktır. Kanuna yok. O yüzden aradan giren motorları maalesef kanun hal ihlali ederek geçiyorlar ama kimi arabalar özen gösteriyor. Trafik sıkışık ben gidemiyorum. Onun taşıtı küçük gitsin deyip kenarlara çekiliyorlar. Aynı ambulanslara yol verdiğimiz fermuar gibi. Her ne kadar arabalar durmasa da olabildiğince kenarlardan gidiyorlar. Motorlar ortadan gidiyor. Ha, normalde bu yasak. O yüzden motorlara ve yayalara ekstra dikkat etmenizi öneriyorum. Başınız çok pis belaya girer. Yani gerçekten durduk yere mahkemelerle uğraşırsınız. Hapse bile girebilirsiniz. Allah korusun. Bir yanlış hareket Direksiyon açısını 10 derece kırman. 10 derece kırman. Başka bir motorlu taşıtan bir motora dokunmanı o kişinin düşüp ölmesine neden olabilir. Birinci dereceden cinayet. Adam öldürme. Anlatabiliyor muyum yani? Bu kadar ciddi bir şey. Yani sen bunu mahkemeye gidersin, kamera görüntülerin varsa sunarsın, eder. Uğraşırsın da uğraşırsın beraat etmen için. Bir de bunun vicdani tarafı var. Abi sen birini öldürüyorsun. Kolunu 10 santim, daha doğrusu 10 derece oynatmanla birinin hayatına son vermişsin. Bir aileyi söndürmüşsün. Belki eşine, çocuğuna gitmeye çalışan biri. Belki bir anne babanın evladı. Herkes bir annenin babanın evladı da genç yaşta olduğunu kastediyorum. Yani her şey olabilir. O yüzden olabildiğince trafikte lütfen ama lütfen dikkatli olun ve kaza durumunda yapılması gerekenleri çok iyi bilin. Bunu internette birçok farklı yerde çok güzel anlatıyorlar. Bu videoyu da mutlaka izleyin. Çünkü ben videoda yapılması gereken her şeyi size sözlü olarak anlattım. Yani izlemenize gerek yok. Dinleseniz de olur. Yeter ki size faydam olsun. O yüzden trafikte lütfen ama lütfen dikkatli olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.